Nuri Bilge ile 2006'dan beri konuşmuyoruz. Bu sözler Zeki Demirkubuz'a ait. Duyduğuma göre başlıyor. Peki her şey ne zaman başladı? Aralarından su sızmayan iki iyi dostun arası nasıl bozuldu? Filmlerinde birbirine teşekkür eden iki yönetmen, iğneleyici sahne ve repliklerle birbirine gönderme yapacak bu noktaya nasıl geldi? İlk kim küstü, en büyük intikamı kim aldı? Önce 2002 yılına gidelim. Uzak filminin neredeyse yarısını vaktiyle Demirkubuz'un Ceylan'a sahne sahne anlattığı bir film projesinden esinlenme olduğu konuşulmuş ama pek de üzerinde durulmamıştı. Evet, devam ediyoruz. Konuşmuyoruz. Doğru mudur değil midir bilinmez ama şayet doğruysa belli ki Demirkubuz o yıllar ortalığı belveleye verme gereği duymamıştı. Push! Git! Demirkubuz'un kariyerinin zirvesine çıktığı ama zirvede yalnız kalamadığı 2006 yılında ışınlanıldı. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne hoş geldiniz. Antalya Film Festivali. En iyi yönetmen ödülünü kazanan Nuri Bilge Ceylan, en iyi film ödülü açıklandığı sıralarda bayılarak yere yığıldı. Ne olacağını ben de bilmiyordum. Gecenin kazananı Zeki Demirkubuz'un kimilerine göre en iyi filmi kabul edilen Kader'di. Sen ne diyorsun ya? Film bilim ne alaka şimdi? Kafa mı buluyorsunuz? Sen de niye kafa bulayım oğlum? İstemiyorsan hayır dersin, olur biter. Kimine göre bu bayılmanın nedeni kıskançlık, hırs ve stresti. Ceylan'ın eşi Ebru Ceylan ise gazetecilere yaptığı açıklamada eşinin iki gündür grip olduğunu, bunun verdiği yorgunluk ve stresin ünlü yönetmeni etkilediğini söylemişti. Sıyrılacağına inanıyorum inşallah. Zeki Demirkubuz'un kariyerinin zirvesine çıktığı 2006 yılı Nuri Bilge Ceylan'ın zirveye çıkış hikayesinin ve eski dostlarla kopuşlarının başlangıcı olacaktı. Gerçeği, İşlerliği, dürüstlüğü çok severim. Ceylan sinemasındaki değişimin ilk emarelerinin görüldüğü 3 maymunun hazırlıklarına başladı. İşte tam bu sırada Ceylan'la Demirkubuz'un ilişkisi bir daha düzelmemek üzere bozuldu. O sıralarda ne olduğu tam anlaşılmasa da sonradan öğrenilene göre 3 maymun, 2 yönetmenin arasını bozan film olmuştu. Duyduğumuza göre Demirkubuz bir sohbet sırasında Ceylan'a Yılmaz Güney'in Baba filminin yeni versiyonunu çekmek istediğini anlatır. Hatta kendince ön hazırlıklarına bile başlamıştır. Artık bu adama dokunmayacaksınız. Bu proje arkadaşlar arasında konuşula dursun, Ceylan'ın yeni projesi 3 Maymun, Yavuz Bingöl ve Hatice Arslan gibi ünlü isimlerle bağımsız sinema gündemine bomba gibi düşer. Hapiste kaldığı süre boyunca ailesinin geçirdiği değişimlerle yüzleşecek olan bir adamın hikayesini konu edinen 3 Maymun'un Baba filmiyle olan paralelliği gözden kaçacak gibi değildir. Bu da ister istemez akıllara Demirkubuz'un Ceylan'a anlattığı yeni projesini getirir. Öyle ulaşırken biter değil mi? Hı hı. Üç Maymun'la Ceylan, Cannes'da en iyi yönetmen ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza atarken, Zeki Demirkubuz da 2009 yılında edebiyat uyarlaması Kıskanmak'la seyirciyle buluştu. Kıskanmak'taki birçok repliği ikilinin ilişkisi üzerinden okuyanlar olmadı değil. Ancak en ağır bedel, en talihsiz yazgı karşısında bile bunun inkarına gitmem. Gelelim 2011 yılına. Nuri Bilge Ceylan kariyerinin zirvesi sayılan Bir Zamanlar Anadolu'da'ya imza atar. Kulislerde dolaşan 3 maymunun hikayesinin çalıntı olduğu iddialarına Cannes'da tekrar yarışarak ve jüri büyük ödülünü kazanarak cevap verir. Bir Zamanlar Anadolu'da. Dünyada da büyük övgülerle karşılaşan filmin senaryosunu Ercan Kesal'la yazar Ceylan'ın bu filmin ardından Kesal'la da arasının bir daha düzelmemek üzere bozulduğunu belirtir. Şükürler olsun. Demirkubuz durur mu? O da aynı dönemde en iddialı projesini tamamlar. Kariyerinin en çok ses getiren filmlerinden Yeraltı'yla Ceylan'a laf yetiştirmeyi de unutmaz. Filmde ana karakter Muharrem, yazar bir arkadaşının yeni çıkan kitabı için düzenlediği yemeğe katılır. Kitabın adı da Ankara Sıkıntısı. Evet, biraz tanıdık gibi. Masadaki yalakalıklardan bunalan baş karakter Muharrem açar ağzını yumar gözünü. Konuşmanın neresinde daha da ileri gidecek diye beklerken Ceylan Demirkubuz fay hattındaki kırık şiddetli olur. Muharrem yani Demirkubuz Ankara Sıkıntısı'nın yazarına "Sen bu gidişle Nobel de alırsın, Oscar da alırsın" diyerek ortalığı ateşe verir. O kahpe Bizans'ı bizim için fethedin. Oradan da sürün atınızı batıya, Viyana'ya. Nobel'de, Oscar'da ne bulursanız getirin Ankara'ya. Şerefinize sayın general.
Yeraltı'yla Altın Koza Film Festivali'nde yarışan Demir Kubuz, festivalin ardından yine tartışmalı sözler sarf etmişti hatırlarsanız. Yeraltı, Adana'da Engin Günaydın'a en iyi erkek oyuncu ve Nihal Yalçın'a en iyi yardımcı kadın oyuncu ödüllerini kazandırsa da filmin başka ödül kazanamamasına sinirlenen Demir Kubuz, attığı bir tweetle yurt içi festivallerdeki jüriler için gerzek ifadesini kullandı ve bir daha bu festivallere katılmayacağını açıkladı. Sinemayı falan böyle geride bırakıp, filmleri falan şey yapıp... Bu sözlerin ardından Adana'daki jüride tek bir isim dikkat çekiyordu. Nuri Bilge Ceylan'ın yapımcısı Zeynep Atakan. Ki onlar da ayrıldı. Ceylan'ın bu sahneye cevabı gecikmeden sonraki filminde geldi. 2014 yılında Türkiye sinemasının en büyük başarılarından Cannes'da altın palmiye kazanan Kış Uykusu'nun bir sahnesi adeta Demir Kubuz'a yazılmıştır. Nadir Sarıbacak'ın canlandırdığı öğretmen Levent'in tiradı. Bu tirat sadece biraz vicdan yakarışında bulunarak kendine sistemin sıcacık kollarında güvenli bir alan yaratan baş karakter Aydın'a değildir. Gitmeden önce Shakespeare'den bir mısra söylemek istiyorum. Vicdan, güçlüleri korkutmak için düşünülmüş, korkakların kullandığı bir sözcükten başka bir şey değildir, deyip. Masaya vuran öğretmen Levent'e Aydın'ın cevabı ise biraz alay, üzerine de istifra etmek şeklinde olur. Diğer yandan Kış Uykusu'nun birçok bölümünün Çehov'dan aynen alınıp kullanılması da tartışma yaratır. Demir Kubuz verdiği bir röportajda yollarınız neden ayrıldı sorusuna böyle demek fazla anlamlı olur. Hayat böyledir. İnsanın arkadaşları olur, sevgilileri, ahbapları olur. Bir dönem sonra herkes yoluna gider cevabını verir. Zaten bütün yavşakların bahane hayat böyle. Tamam öyle olabilir yani ben de böyleyim yani. Ama hesap kapanmamış olacak ki hala birbirlerine filmleriyle cevap vermeyi sürdürürler. Sonra bir bakıyorum hiç aklıma gelmeyen, aklımın ucundan geçmeyen bir şey film olmaya başlamış. Demir Kubuz sonraları yalnızca Kış Uykusu'na değil, tüm Nuri Bilge filmlerine cevap niteliğinde bir film çekerek kariyerine devam etti. Kor. Kor'un hikayesi Üç Maymun'la neredeyse aynıydı. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi duyduğumuza göre Üç Maymun Demir Kubuz'un hikayesiydi. Ve yıllar sonra öyle çekilmez böyle çekilir demenin zamanı gelmişti. Bir defa ben o toplara girmem bu bir. Ama düello henüz bitmemiştir. Nuri Bilge Ceylan uzun diyaloglardan oluşan son filmi Ahlat Ağacı'nda Demir Kubuz'la arasındaki ilişki üzerinden okunmaya müsait bir sahneye daha imza attı. Sahnede adeta bugüne kadar yaşanan ve kulislerde dolaşan muhabbetlere bir cevap verir Ceylan. Serkan Keskin'in canlandırdığı Süleyman karakterine ne yazdığın değil nasıl yazdığın önemli dedirten Ceylan, Demir Kubuz'un tüm aşırma suçlamalarını bir anlamda kabul eder ama eli arttırarak şampiyonu da açıklamayı unutmaz. Çalınacağını düşündüğüm için falan söylemiyor değilim konusunda. Yok yok Allah Allah. Ne yazdığın değil tabii ki. Nasıl yazdın, o meseleye nasıl baktın da önemli. Evet. Bu göndermeler son bulacak mı? İkili birbirine cevap niteliğinde sahneler çekmeye, replikler yazmaya devam edecek mi bilmiyoruz. Nuri Bilge Ceylan'ın çalıştığı birçok kişiyle neden küstüğünü de bilmiyoruz. İkilinin birbirlerinin filmlerini nerede, nasıl izlediğini de bilmiyoruz. Bu tartışmayı meyve veren ağaç taşlanır diye kapatarak ikilinin birbirleri üzerinden oynadığı bu tatlı sert oyunun izleyiciye yani bizlere yaramasını umuyoruz. Evet, duyduğuma göre bu bölüm bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın. Sapan bir çağrı. Dahil edilecek anekdotlar. Nuri Bilge ile 2006'dan beri konuşmuyoruz ve çok mutluyuz. Vallahi ya. Belki de barıştılar. Kim? Dur. Ne? Bravo işte. Dönelim dedim. Abi o kadar zor yazmış ki bunlar. Velveleye verme gereği duymamıştılar. Laflara bak be. Sen bunu çünkü herhalde video olarak yazdın ya. Bu senin bir köşe yazındı. Videoya çevirdik galiba. Bu da günlüğüydü. Böyle yazılarım var. Günlüğüme yazdım. Günlüğüne yanabilirsin. Bir daha düzen. Bunu nereden biliyoruz ya? Belki barışacaklar. Yok mu diyorsun? Bitti iş bitti. Demir Kubuz durur mu? Bu nasıl bir giriş ya? Yapıştırmış. Hakikaten günlüğüne yazıyorsa. Burayı kullanacak mısın?
Hay dur bir nefes alayım bir. Aslan sen de okuyorum diye devam ediyor, durmuyor. Demir kubus soranları yalnızca kuş uykusuna değil. Kuş mu? Böyle ama. Bence bu sefer olacak arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Duyduğumuza göre bu bölüm bitti.